Tebrikler. Ne demiş eskiler? Başlamak bitirmenin yarısıdır. Şu anda gerçekten çok büyük bir adım attınız. Sizi eğlendirecek binlerce video varken seçiminizi hedeflerinizden ve hayallerinizden yana kullandınız. Değerli öğrenciler, LGS sürecindeki belki de en kritik döneme girmiş bulunuyoruz. Şu anda tamamıyla bana odaklanmanızı istiyorum. Sizi meşgul eden bir işiniz varsa biraz ara verin, müsait bir yere geçin, şöyle koltuğunuza güzelce bir yerleşin. Beraberce süper bir program hazırlayacağız. Bakın kaliteyi hak etmek için öncelikle kaliteyi fark etmek gerekir. Bu cümleyi bir kenara yazın. Birlikte olmamız zaten farkı yakaladığınızı gösteriyor. Ben de sizler için gerçekten hak ettiğiniz kalitede ciddi emek vererek harika bir program hazırladım. Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle bir başarı ve motivasyon değerlendirme ölçeğimiz var. Burada birçok kriteri puanlayacağız. Size en yakın gelen cevapları vererek tüm puanları toplamanızı istiyorum. Elde edeceğiniz puan nasıl bir yol izlemeniz gerektiği noktasında yardımcı olacak. Beraberce bir örnek yapalım. Mesela hedeflediğim bir lise var diyelim 5 puan kaptık. Değer çalışma düzenimiz fena sayılmaz olsun. Eğlenceye 1-2 saat ayıralım. Matematikten konuların yarısına yakını eksik olsun. Fenden çok değil, Türkçeden hiç yok diyelim. İnkılap tarihi ve İngilizceden eksiğimiz çok olmasın din kültüründen hiç yok diyelim. Günlük ortalama 100-200 arası soru çözüyor olalım. E, deneme ile aramız çok olmasın. En fazla 1 diyelim. Son 3 denemede ortalama puanımız 330-370 arası olsun. Bunu genel olarak aldığınız puanlar gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi aldığımız puanları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 5, 4, 3, 5, 10, 13, 6, 6, 8, 3, 2 5 ne yapar? 70 puan. Bu ne demek oluyor? Bize uygun plan B planı. C plana da yakın sayılırız. Farklı planlar arasında işinize yarayan noktalar olabilir. Evet puanı 12-45 arası çıkan öğrencilerimizle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sene çok sağlam yatmışız. Öncelikle sizleri kutlarım. Hocam kalan zamanı verimli bir şekilde geçirerek en iyi sonucu nasıl alırım diye soracak olursanız şurası kesin bir kere konu eksiğiniz çok fazla. Dolayısıyla konu tekrarına ağırlık vermek zorundayız. Konuların temelini kavrayabilirsek en azından sınavda soru üzerinde düşünme şansınız olur. Yoksa cevabı A şıkkından başlayarak Allah'ın dediği olur diye sayıp işaretlemeniz gerekir ki bu çok acıklı bir durumdur gençler. O yüzden ilk yapacağınız iş konu tekrarı. Peki hangisinden başlayacağız? Zaman dar. Bu yüzden ilk planda hızlı anladığın branşlara yöneleceksin. Ve öncelik vereceğin konuları da ne yapacaksın? Netleştireceksin. Mesela hocam ben fili daha rahat anlıyorum. E, basınç zor ama kalıtıma biraz kazsam hallederim diyorsan ne yapabilirsin? Bunu öne alabilirsin. Neden? Çünkü senin çalışman gereken çok konu var. Garanti oynamak zorundasın. Bu yüzden belirlediğin konuları kalan zamana yay ve planla. Temeli iyi oturtmamız lazım. Kazanım testleriyle başlayalım. Ardından da yeni nesil soru çözümlerini izleyebiliriz bol bol. Yeni yeni öğrendiğiniz konularda direkt bazuka gibi yeni nesil sorulara dalmanın bir anlamı yok. Adım adım ne yapacağız? Bu işi halledeceğiz. Evet, geçiyoruz 45-75 puan aralığına. Şimdi, bu bandtaki öğrenciler Allah'a emanet. Her telden eleman var. Sözeli çok güçlü olup matematiği batık olanlar mı dersin? Feni çok güçlü olup sözelde yamulanlar mı dersin? Ama şurası kesin puanımızdan memnun değiliz ve kesinlikle puanımızı yükseltebilecek durumdayız. Neden hak ettiğimiz puanı alamıyoruz? Çünkü çok fazla olmasa da konu eksiklerimiz var. Öncelikle birkaç deneme yapıyorsunuz ve eksiklerinizi belirliyorsunuz. Hiçbir konuyu gözden çıkarmayın gençler. Ya hocam cebirsel ifadeler çok zor. Yapamam zaten demeyin mesela. Hala zaman var. Aşırı bir eksiğiniz de yok. Bakın, bir soru 4 puan. Ana derslerde ne yapacaksınız? 4 puanla Binlerce öğrenciyi geride bırakacaksınız. Bu nokta çok önemli. Bizim bir an önce bu eksiklerimizi halledip denemelere dalmamız lazım. İlk işiniz bu olsun. Eksiklerinizi halledin. Çünkü son düzlüğe deneme çözerek girmek zorundayız. Artık ne yapıyoruz? Yenisi sorulara ağırlık veriyoruz. Ve yanlışlarımızı tek tek belirleyip öğreniyoruz. Yanlışlarınızdan asla kaçmayın. Size en net bilgiyi yanlışlarınız verecektir. Ve son puan aralığımız... 75-105 arası. Hocam çok emek verdim, sıkı çalışıyorum, hayallerim var ama puanlar tam istediğim gibi değil diyorsun. Gençler, sizin oturup komple bir üniteye baştan çalışmanız isabetli olmaz. Yapmanız gereken ayrıntıları yakalayabilmek. İşte bu eksikleriniz fullemenize engel oluyor. Ne yapacaksın? Nokta atış çalışacaksın. Eğer çok sırıtan, düşük net çıkaran branşların varsa bunlara öncelik verebilirsin bir iki hafta bu noktalara yüklenebilirsin. Yani genel itibariyle ana derslerde 17-18 net yaparken matematikte 12-13 net yapıyorsan ağırlığı buraya vermek akıllıca olacaktır. Çalışma tempomuzu ve deneme sayılarımızı ne yapıyoruz? Artırıyoruz. En az 3 deneme arkadaşlar. Bu 4, 5, 6 da olabilir. Konu yoksa denemelere abanın. İnternette bir sürü Türkiye geneli ücretsiz deneme yapılıyor. PDF'leri de var rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kısacası bu süreçte çatır çatır deneme çözüyoruz. Her denemeden sonra yanlışları ve boşları analiz ediyoruz, inceliyoruz ve öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. İnce noktaları yakalamak çok çok önemli. Kesinlikle hedeflerimizi yüksek tutalım ve rehavete asla kapılmayalım. Evet, geçiyoruz ders çalışma programlarımıza. Sizler için 3 farklı program oluşturdum. Hangisi uygunsa kullanabilirsiniz. Özellikle Ramazan dönemine özel Program isteği oldukça fazla. Öncelikle bunlarla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bazılarınız savura kadar çalışma yapmak istiyor. Kabul etmek lazım, biraz format meselesi. Bunu uygun yapıda olan öğrencilerimiz var. Adam çalışabiliyor. Evet, şimdi sağlam bir uyku çekmeniz lazım. O zaman güne en iyi ihtimalle 2'de başlayabilirsiniz. Günü 3 bölüme ayırıyoruz arkadaşlar. 2 ile 6.5 arası birinci kısım. Bu zaman diliminde 30 30 ve 40-40 dakika şeklinde aralarda molalar vererek 4 tane etüt yapabilirsiniz. Bundan sonra genelde iftar modunda oluyor herkes. 9 ile 11.30 arasında 2.5 saatiniz var. Bu zaman diliminde 30, 30 ve 40 dakika olmak üzere 3 etüt. 12'den sonra sahura kadar ise 40, 30 ve 30 dakika şeklinde 3 etüt daha patlatabilirsiniz. Böylece 5 saat 40 dakika gibi bir çalışma programı hazırlamış olursunuz. Sabahın çok erken saatlerinde daha yüksek verim aldığını söyleyen tayfa ne yapabilir? Hemen sahurdan sonra 8.30'a kadar 40-40 ve 30-30 şeklinde 4 tane etüt yapıp kafayı yastığa vurursunuz. Yine iki gibi uyandıktan sonra masa başına geçersiniz. 6.30'a kadar 30-30 ve 40-40 şeklinde 4 tane etüt planlarsınız. İftardan sonra da 2 tane 30 dakika etüt yaparsanız süper olur. Toplamda yine 5 saat 40 dakika ders çalışmış olduk. Bakın, çalışma sürelerini kısa tutuyoruz. Bunu deneyin. Çok daha fazla verim aldığınızı göreceksiniz. Ve geldik benim önerime. Değerli öğrenciler, ben çok erken veya çok geç vakitte çalışmanızı açıkçası pek tavsiye etmiyorum. Ama dediğim gibi bu bir tercih meselesi. Yani eleman gelip "Hocam ben daha çok verim alıyorum." sessizlik oh mis diyorsa yapacak bir şey yok. Saygı duymak lazım arkadaşlar. Benim önerim günde 5 saat 20 dakika şeklinde bir program. Ramazan formatındaki programlar bir 20 dakika veya 40 dakika daha uzun olabilir. Madem o kadar çileye katlanıyorsun bir artısı olsun değil mi? Evet 9.30-12.30 arası 3 saatimiz var. Bu zaman diliminde 30, 40 ve 40 şeklinde 3 tane etüt yapıyorsunuz. Kalan zaman size ait. Mola verin, dinlenin, break dance yapın fark etmez. Ardından 1.30-6.30 arasında 40 dakikalık 4 tane etüt planlayabilirsiniz. İftardan sonra da tatlı niyetine 2 tane 25 dakikalık soru çözümü yaptığınızda sizden kralı yok arkadaşlar. Şimdi size uygun günlük planı oluşturduk. Sırada ne var? Günlük hedeflerin belirlenmesi. Sevgili öğrenciler eksiğinize göre ABC planları oluşturmuştuk değil mi? Bunları göz önüne alarak günlük tekrar ve soru hedefleri belirleyeceksiniz. En az 3 gün için birer deneme hedefimiz olsun. Konu eksiğimiz yoksa konu tekrar olan kısımları denemeye dönüştürüp bu sayıyı haftada 5'lere 6'lara çıkarabilirsiniz. Bakın genel denemelerden sonra analiz yazıyor. Gördünüz mü? Yani denemeyi çözüp uçak yapıp bir kenara atmıyoruz. Tek tek tüm sorulara geri dönüp yanlışlarımızı öğreniyoruz. Aynı tarz yanlışları sürekli yapmaya gerek var mı? Tabii ki yok arkadaşlar bunu sistematik olarak uygulayabilirseniz netlerinizin somut bir şekilde arttığını kısa zamanda göreceksiniz. Sizlere tavsiyem aşırı bir tekrar yapmayacaksanız eğer günlük soru hedefinizi en az 200 şeklinde belirlemeniz. Hayalinizdeki liseye göre bu soru sayısını daha da yükseltmeniz gerekebilir. Fen, Türkçe ve Matematiğin puan kat sayısı 4 olduğu için bu derslere ağırlık verelim ve planlamamıza uygun şekilde soru hedeflerimizi belirlemiş olalım. Bu çizelge yine duvarımızda muhakkak Asılı olmalı arkadaşlar. Hocam en baştan başlayıp tüm konuları gözden geçirmek istiyorum diyenler için LGS'de çıkacak tüm konuları mayıs ayına yaydım. Bakın burada hangi hafta hangi konuya çalışmanız gerektiğine kadar yazıyor. Dediğim gibi eksiksiz bir şekilde sınava girmek çok çok önemli. Ama şunu da unutmayın. Konu eksiğimizi en kısa sürede tamamlayıp son düzlüğe yoğun bir şekilde deneme çözerek girmemiz şart arkadaşlar. Evet, şimdi burası çok önemli. Sadece bana odaklanın ve söylediklerim üzerinde düşünün. Bakın, şu anda LGS'ye hazırlanmak dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ve arkadaşlar hayatınızda bunun için ikinci bir şansınız da olmayacak. Ya bu sene olmadı, bir daha hazırlanayım diyemiyorsunuz. Kısaca tek atış hakkınız var ve vurmak zorundasınız hedefi. Şöyle düşünün, şu an okuldur, yazılıdır, ödevdir, hiçbiri yok. LGS hazırlanabileceğiniz ve tüm enerjinizi buraya yoğunlaştırabileceğiniz daha uygun bir zaman olamazdı. İçinde bulunduğunuz dönemi çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Bazılarınız hocam şu anda tatil benim tatilin hakkını vermem lazım eğlencenin dibine vurmam lazım diyor. Değerli arkadaşlar bakın zaten önümüz yaz tatili. Senin şu an bilinçaltında ne var? LGS var. Seni sürekli rahatsız ediyor. Ne düzgünce eğlenebiliyorsun, ne oyun oynayabiliyorsun, ne de gezebiliyorsun. LGS sürekli içini kemiriyor. Bunların hepsi için zaten Yaz tatilinde fazlasıyla zamanın olacak. Yapman gereken şey sınava kadar elinden gelenin en iyisini ortaya koymak. Sonra vicdanın rahat bir şekilde krallar gibi sonucu bekleyeceksin. Sınavdan mutlu bir şekilde çıktığınızda tatilinizin ne kadar keyifli geçeceğini düşünün. Ya da sınavdan kötü bir şekilde çıktığınızda tatilinizin nasıl berbat olacağını isterseniz hiç ele almayalım. Dolayısıyla şurada kalan kısacık zamanı ders çalışarak geçirmek çok mantıklı. Ne yapacağınızı görmek için denemek zorundasınız arkadaşlar. Bunun için de rahatımızdan ödün vereceğiz, kendimize güveneceğiz ve kararlı olacağız. Bu videodan hemen sonra şöyle bir 10 dakika Instagram'da takılayım sonra bir plan yaparım demeyeceğiz. Siz yeter ki emek verin. Elde edeceğiniz sonuçlara kendiniz bile şaşıracaksınız. Aynanın karşısına geçip vay be ben neymişim helal olsun diyeceksiniz. Ama bunun için bir hayaliniz olmalı ve gerçekten de inanmalısınız şu anda bir sürü LGS öğrencisi çabalıyor, ter döküyor ve emek veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar iyi olan kazanacak. Asla unutmayın başarı elde etmek için öncelikle onu hak etmelisiniz. Güzel güzel liseleri kesinlikle sizler hak ediyorsunuz ve eminim hepiniz kazanacaksınız. Evet değerli öğrenciler videomuzun sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilir ve çizelgileri açıklamalar kısmından pdf olarak indirebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar ve başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.